21. yüzyılın başında Türk futbol tarihinin en epik başarısı gerçekleşti. Galatasaray, Kopenhag'da Arsenal'a karşı UEFA finaline çıktı. Herkes o maça kadar bütün varlığını arması için sahaya koyuyordu. Ancak o gün var olmayan şeyler yapıp var olmayacak bir şeyi başarmak istediler. Öncelik rakibe üstünlüğü geçirmemekti. Normal sürede bunu başardılar. Uzatmalarda Hagi kırmızı gördü. Her şey daha da zorlaştı. Taferel fizik kurallarına aykırı bir top çıkardı. Herkes iki kişilik mücadele ediyordu. O maçta teslim olmak imkansızdı. Bülent Korkmaz, işte o en epik kahramandı o gece. Küba dağlarında geçit yok diye haykıran bir vatansever gibiydi. Hikaye farklıydı ama hissettiği duygular emin olun ki aynıydı. Uzatmaların ikinci devresine çıkarken omzu çıkmıştı. Ve eğer kenara geçseydi, maçın son 15 dakikasına 9 kişi tamamlayacaklardı. Kolunu sargıyla gövdesine yapıştırdılar ve o maça devam etti. Ona bakan kimse canı acıyan birini görmedi. Gözlerinde alev alev hırs vardı ve bugün burada İngilizlere geçit yok der gibiydi en cesur savaşçı. O direnişi nasıl gösterdiğini anlamak için ise hikayesini bilmek gerek. Başından sonuna bir savaşçının hikayesi. Hikaye 87-88 sezonunda başlıyor. 24 Şubat 1988'de ilk kez Galatasaray formasıyla A takımı maçına çıktı. Mustafa Denizli PAF takımında dikkatleri üzerine çeken savunma oyuncusunu Kayserispor'a karşı kupa maçında kadroyu aldığında 19 yaşındaydı. O henüz efsane değildi, kaptan değildi, 11 oyuncusu değildi ve kimse daha geçit vermeyen, pes etmeyen futbolunu görmemişti. Ama ilk sezonunda altyapıdan gelen genç bir oyuncu olarak şampiyonluk sevinci yaşadı. 88-89 sezonun başında 21 Ağustos 1988'de Karşıyaka'ya karşı ilk lig maçına çıktı. 2 hafta sonra da Rapid Viyana karşı ilk Avrupa Kupası maçına çıktı. Galatasaray'ın o sezonki destansı Şampiyon Kulüpler Kupası serüveninde takım savunmasının demirbaşıydı. Tarihi Nöçetel ve Monaco zaferleri de dahil olmak üzere 8 maçın 7'sinde oynadı. Oynamadığı tek maçta yarı finalde deplasmanda Bükreş'e 4-0 mağlup oldular. Onun oynadığı ikinci maçta skor 1-1'di. Genç oyuncu artık takımın en önemli parçalarından biriydi. 92-93 sezonunda Feldkamp takımın başına geldiğinde Bülent artık altyapıdan yeni çıkmış genç bir oyuncu değildi. 25 yaşında savunmanın sigortası haline gelmiş ve Cesur lakabını almıştı. Önce o sezon Feldkamp ile ardından bir sonraki sezon Hoffman ile 2 sene üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonluklarda takımın en önemli parçalarından biriydi. 93-94 sezonunda Kayseri'de uzun süre unutulmayan bir gol attı. Ceza sahası dışından mükemmel bir kafa vuruşuyla. Sonraki iki sezon şampiyonluk gelmeyince takımın başına Fatih Terim getirildi. Üst üste şampiyonlukların geldiği, kimsenin durduramadığı, rakip tanınmayan Galatasaray'da sahneye en önde kaptanlık pazubandıyla çıkan ise Bülent Korkmaz'dı. Büyük Yusuf'un ardından kaptanlığı alan Cesur Yürek takımın en tecrübeli ve en önemli oyuncularından biriydi. Ancak 99-2000 sezonu başlamadan önce 32 yaşına gelen oyuncunun yaşlandığını ve performans gösteremeyeceğini düşünen yönetim kaptanı kadro dışı bıraktı ve satış listesine koydu. Kaptanın o dönem önünde tek bir seçenek vardı. Kulüpten ayrılmak, bir Anadolu takımına giderek yavaş yavaş kariyerini sonlandırmak. Fakat onun lügatında pes etmek yoktu. Kendine yeni bir yol yazdı. O dönem ikinci lig oyuncularının kazandığı bir paraya takımda kaldı. Önünde hala aşması gereken çok engel vardı çünkü. Amacı takımda kalmak değil, takımın başarısı için savaşmaktı. Pes etmenin ne demek olduğunu bilmeyen Cesur Yürek, canını dişine takarak çalıştı. Hedefinde sahaya tekrar kaptan olarak en önde çıkmak vardı. Ya kadroya alınmıyordu ya da alındığında 3-5 dakika süre alıyordu. Onun için bunlar umutsuzluk verecek, cesaretini kıracak meseleler değildi. Sadece hırslanmasına yardımcı oluyordu. Çalışmaya devam etti. Ocak ayı geldiğinde resmen gençleşmişti. Formasını da geri aldı. Önce lig maçlarında 90 dakika forma giymeye başladı. Sonra da Mart ayının başında son 16 turundaki
Dortmund eşleşmesiyle beraber Avrupa arenasında da tekrar sahneye çıktı. Sırasıyla Dortmund, Mallorca, Leeds United engelleri geçilirken istediğini almıştı ve kaptan olarak sahadaydı. Takımın ateşleyici gücü olarak eskisi gibi yüreğini ortaya koyarak savaşıyordu. Final günü geldiğinde kupayı kazandıracak isimler sayıldığında kimse ilk beşine onu yazmazdı. Fakat sezon başında satış listesine konulan, gözden çıkarılan Bülent Korkmaz, Türk futbol tarihinin en önemli zaferinde en çok söz hakkı olan isim oldu. Omuz o durumdayken kimse oyuna devam etmezdi. İstese bile edemezdi. Kaptanın vücudu sarıldığı esnada takımı Hacı'nın gördüğü kırmızı kart sebebiyle 10 kişi kalmıştı ve değişiklik hakkı kalmamıştı. Kaptan o an herhangi bir futbolcunun yapacağı şekilde kariyerini riske etmese, maçın son 15 dakikasını 9 kişi oynayacak ve kuvvetle muhtemel kupayı kaybedeceklerdi. Kimsenin yapamayacağını yaptı. Sahaya çıktı. Onun direnişi kupayı getirdi. Maç sonunda kupa onun ellerinde kaptan olduğu için kalkmıştı ama kaptan olmasa bile kupayı onun elleri hak ediyordu. Sezon başında gönderilmek istenen adam imkansızı başarmış, 11 yaşında kapısından içeri girdiği kulübe tarihin en büyük zaferini kazandırmıştı. Katkısı o kadar büyüktü ki, finalden sonra kupa 3 gün boyunca onun evinde kaldı. Kimsenin aklına sormak bile gelmedi çünkü emin ellerdeydi. Yaptığı o fedakarlık nedeniyle 2000 Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Bu onun için çok büyük bir yıkımdı. Çünkü milli forma için kanının son damlasına kadar mücadele eden bir askerdi. Ve muhtemelen bir daha üniforma gibi giydiği milli takım formasıyla bir turnuvaya katılamayacaktı. Oynaması için milli takımın ülke tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılması ve kaptanın kadroya dahil olması gerekiyordu. Bu formasını geri almasından, fedakarlık yaparak kupa kazanmasından çok daha zordu. Hatta imkansızdı. İlerleyen yaşına rağmen performansını ileri seviyede tutması, formunu koruması ve rekabet içinde olduğu bütün savunmacıların önüne geçmesi gerekiyordu. İmkansız bir hedefe doğru yola çıkmak. Bülent Korkmaz'ı farklı kılan özellik tam olarak buydu. 2001-2002 sezonunda kariyerinin sonuna yaklaşan Cesur Ürek, bir yandan Şenol Güneş yönetimindeki milli takım ile Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ediyor, bir yandan da Lücescu'nun patron olduğu Galatasaray'da son yılların en kötü kadrosuyla şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Onun bulunduğu bir takımın başarısız olması çok zordu. Kasım ayında Avusturya engelini aşan milli takım Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Mayıs ayında Bülent Korkmaz şampiyonluk kupasını havaya kaldırdığında Galatasaray ligin en az gol yiyen takımıydı. Ama bu şampiyonlukla biz yetinmeyeceğiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi şampiyon olacağız. Haziran ayında üniformasını üzerine giydi. Brezilya, Costa Rica ve Çin'in bulunduğu gruptan ilk maçta Brezilya'ya kaybettik. İkinci maçta Costa Rica ile berabere kaldık. Üçüncü maçta gruptan çıkmak için Çin'i yenmek zorundaydık. 3-0 yendiğimiz maçta ikinci golü atan isim Bülent Korkmaz'dı. Sonraki turlarda Japonya ve Senegal'i eleyen Türkiye, yarı finalde Brezilya'ya elendi. Üçüncülük maçında ev sahibi Güney Kore'yi yenerek bronz madalya kazandı. Turnuva boyunca savunmanın göbeğinde Cesur Ürek oynadı. Satış listesine konan, harıl harıl gönderilecek kulüp aranan adam, 2 sene içinde hem UEFA Kupası hem de Dünya Üçüncülüğü kazandı.
pes etmedi. Kimsenin yanına yaklaşamayacağı rekorlar kırdı. Kimse söylemese, kimsenin aklına gelmese bile belki de kulüp tarihinin en büyük oyuncusu olmuştu. Golcü değildi, bir savunma oyuncusuydu belki ama kulüp tarihinde hiçbir golcü 18 sezon üst üste Galatasaray forması giymedi. Belki estetik çalımlar atıp tribünleri ayağa kaldıramıyordu ama 26 tane kupayı havaya kaldırabiliyordu. Şampiyonluk golü atmadı hiç. Fakat 8 defa şampiyon oldu. 10 numaralı formayı giymedi ama 10 numara bir kaptandı. Takımını hep ayağa kaldıran isimdi. 89'da yarı finalde de sahada o vardı. 2000'deki finalde de, 2002'deki üçüncülükte de.